Ya Mustafa, ya Mustafa. Ene muhabbet ya Mustafa. Gol! Mustafa! Gol! Mustafa Mohamed! Şimdi mesela bu inşaatı yapıyorlar ama ben şeyi merak ediyorum. Yani bu kulübe niye orada mesela? Hani niye dışarıda yani? Niye içeride değil? Güngören garip yer ya. Yok, başka yerlerde de aynı dışarıda. Hayır oğlum, dışarıda yani. Normalde inşaatın içine koymaları lazım. Bana çok güzel şeyler anlatacağım bugün. İnşallah. Ya onu niye atıyorsun lan? At. Teşekkür ederim. Birçok insanın beni tanımasına vesile olan ya Mustafa'nın hikayesini aslında konuşmak istiyoruz. Mustafa Mohamed'i Galatasaray'a geldiğinden beri aşırı derecede yakın markajı alarak ve severek izlediğim bir futbolcuydu. Zaten ilk geldiği zaman bir sükse yarattı yani. Biliyorsun Fenerbahçe deplasmanında o tribünler olmadan oynanılan deplasmanda attığı golle bize galibiyeti getirmişti. Ve o günden itibaren taraftarın sevgilisi oldu. Ve ben de gol attığı zaman bizim stadyumda bir müzik çalıyor. Böyle farklı Arapça bir müzik lan. Her zaman işte Will Survive var biliyorsun. Siz beste söylüyorsunuz ya küfürlü terbiyesizler Fenerler olarak. o çalıyordu. Lan onun haricinde bir müzik böyle işte. Ya Mustafa falan böyle. 1-2 böyle gol attıktan sonra diyordum lan bu ne falan. Bunu biraz araştırayım. Sonra YouTube'a girdim. İşte ya Mustafa falan yazıyorum. Gerçekten hoşuma gitti yani. Garip bir Arapça müzik dinlemiyorum normalde. Neyse sonra müziği dinlemeye başladım. Ya Mustafa işte ene muhabbet ya Mustafa. Şu an söylüyorum ama o zamanlar böyle kafamda bir şey yani sadece. Ya Mustafa falan diye geçiyor. O dönemlerde bir yerde beden işçisi olarak çalışıyorum. Beden işçisi diye geçiyordu çünkü sigara ortada adımız. Orada da çok fazla etnik kökende olan insan vardı. Yani Arap olarak. Mesela Filistinli vardı, Suriyeli vardı, Cezayirli vardı. Onunla sürekli Sofyan Fegül'ü muhabbetleri falan yapıyoruz. Ben de iş yerinde sürekli işte kulaklık falan takıp hani çalışıyorduk. Bu şekilde bir çalışma prensibimiz vardı. Bu telefon en fazla 30 dakika çekiyordum biraz uzunluk. Ekipman yetersizliğinden video kaydını düşünüyoruz. O yüzden hızlıca yapmaya çalışıyoruz. İşte bu şarkıyı dinliyorum. İşte ya Mustafa, ene muhabbet ya Mustafa. Artık böyle öğrenmeye başladım. Kulağım aşina oldu. Ve sonra anlamını merak ettim. Hani Google'a da girmiyorum. Yanımda sonuç olarak Arapçayı bilen insanlar vardı. Gidip onlara sordum. Dedim ki bu şarkının anlamı ne yani? Ya Mustafa. Tamam onu anlıyorsun yani. Mustafa. İşte ene muhabbet ya Mustafa ne demek diye. Dinlettim onlara da falan. Falan yaptılar. Böyle dediler ki seni seviyorum ya Mustafa demek. İyice böyle artık o bizim şeyimiz oldu yani. Hatta ben bayağı dinlemeye başladım. Böyle bana şey gibi geliyordu yani. Böyle açıp arada bir modunu yükselttiğin şarkılar vardır ya Serdar Ortaç falan açarsın. Ben onu açıyordum böyle. İşte CS'ye falan giriyorum. Arkada arada bir onu açıyorum falan. Çünkü gerçekten Mustafa Mohamed'i çok seviyorum. Yeni gelmiş. Bu sırrı böyle şutları darbe etkisi yaratan bir adam. Matkap gibi vuruyor. Başakşehir maçında söylemiştin değil mi? Evet. Anlatayım. 18 Ekim 2021'de bu kanala stat vlogları atmaya başladım. Ve o zaman ilk amacım şuydu. Ben gerçekten maçı izlerken normal insanlardan farklı bir şekilde izliyordum. Ve hep stadyumda böyle güzel anlar oluyordu. Ve ben de dedim ki bu stadyumdaki güzel anları insanlarla paylaşayım. Hem de bir önceki dönemler pandemiye takıldığı için seyircisiz oynanmış. Ve sadece kongre tanıdıkları vesaire üyeler falan gelmiş böyle. Bayağı bir süre stadyumdan, tribünden uzak kalmışız. Dedim ki ben de bu sezonda dedim insanlara bunu göstereyim. Her ne kadar kötü de gitse bizim için geçen sezon. Ben bunu göstermeyi amaçladım. O zamanlarda işte Ekim, Kasım, Aralık 2 ay olmuş YouTube'a başladı. Yani taş çatlasa 5 ya da 6-7 tane falan stat vlogu çekmişim. Başakşehir maçında da şöyle gariplikler oldu. Aslında çok olumsuz gidiyordu her şey. Hani ben normalde statlara abimle gidiyorum. Abim olmazsa işte yakın arkadaşlarım Efehan'la, Enes'le, işte senle de inşallah bir dahaki sezon gidiyorum. Ve o zaman kimse gelmedi. Mesela Uğur var Silivri'den. Bilirsin. O da benim bir arkadaşımdır. O da gelmedi. Ve böyle maça gitmeye hiç hevesim yoktu yani Başakşehir maçına. Oysa ki çok da böyle yükseldiğim bir maçtı. Kale arkasında bir tane biletim var. Kuzey Kale arkasında tribünde. Dedim ki tamam en kötü dedim gideriz. Hani ben çok fazla modum olmasa bile tribünü dedim videolaştırırım güzel olur falan. Yola çıktım tek başıma gidiyorum. O sırada tramvayda beni Uğur aradı. Uğur da dedi ki ne yapıyorsun neredesin dedim yoldayım. Dedi ki ben sana dedi batı bileti buldum dedi. Şimdi bizim için batı bileti demek hani para vermeden gidiyoruz. Çünkü neden? Para yok abi hani yola çok para veriyorsun yemeğe çok para veriyorsun. Biz de bunu hep söylüyorum videolarda nasıl bilet buluyorduk? Kombine sahipleri gelemiyordu bazen maç günü. Diyorduk ki abi bize devreder misin falan filan bu şekilde gidiyorduk.
O kuzey biletini de o şekilde almıştım mesela. Ama batı ya da doğu işte yan taraflar falan böyle geldiği zaman ayrı bir hani mutlu olurduk. Çünkü niye? Her zaman orada izleyemiyorsun maddi açıdan dolayı. Ve böyle ücretsiz bir şekilde oraya gitmek senin için binde bir olan bir şey. Benim de o maça kadar batıda çekilmiş herhangi bir videom yoktu yani. Hep kale arkasıydı. Saygısızlık olmasın, bir doğu şeyi içebilir miyiz? Benim de yanlış hatırlamıyorsam batıda hiç çekilmiş videom yoktu o güne kadar. Ve ayrı bir mutlu oldum. Dedim ki lan dedim zaten kale arkasında bir de tek başıma gidiyorum. At dedim bileti bana. Gönder. Zaten o da gelmeyecekti. Dedi ki senin için buldum dedi. Gönder dedi. İşte batıya git. Güzel bir video çekersin en azından falan. Neyse tramvayda giderken ben acayip derecede mutlu oldum. Bilet geldi. Hatta o gün story atmıştım. Uğur böceğim, aşk çiçeğim falan diye bir şarkı vardı Instagram'da. Uğur'dan aldım ya bileti. İşte öyle bir jest yapmıştım falan. Neyse abi maç saat 7'de. Saat 6.30 Mecidiyeköy'deyim. Bak normalde ben yarım saat kala stadın içine giriyorum. Mecidiyeköy de stada zaten videolarımı izliyorsanız bilirsiniz bir metro süresi var yani o da bir yarım saat sürüyor. Saat 6.30 olmuş hala Mecidiyeköy'deyim. Geç kaldım. Yine videolarımızda olan Birgül Hanım var. Onunla biz ayrı tribünlerdeyiz ama birlikte gidecektik Mecidiyeköy'den stada. Hani videonun başında da birlikte olacaktık ve videoda ayrılacaktık sonra. Abi onu bekliyorum ama var ya delireceğim hani şey olmuş böyle kafamda lan diyorum geç kaldık falan. Ben bu sene hiçbir maça böyle bu kadar geç kalmadım falan. Saat olmuş 6.30 hala Mecidiyeköy'deyim ve acayip bir rüzgar var Ahmet. Montum falan beni şey yapmıyor tutamıyor. Öyle bir rüzgar var ki üşümekten öleceğim yani. Neyse 6.30 oldu. 6.40 gibi falan biz bindik metroya. Metroya bindik, stada geldik. Stadyumun etrafı harbiden çok açık bir alan olduğu için bir de yüksekte olduğu için çok esiyor. Yanlış mıyım? Doğru. Acayip esiyor. O bahsettiğim rüzgar stadın orada 10 katı bir şekilde esmeye başladı. Ve metrodan çıkıp tribünün olduğu kapıya gidene kadar ben yürüyemedim. Bak yemin ediyorum. Mesela yürüyorum, rüzgar beni tutuyor. Ben diyorum ne oluyor bugün hani bir felaket var galiba. Öyle bir rüzgar var. Hatta stadın büyük direkleri var böyle. Boyasız, betebesiz derler bizim orada. Hani sıvasız falan böyle bildiğin normal beton şeklinde. Onların arkasına geçip durdum yani. Öyle bir rüzgar var. İstiklal Marşı okunduğu anda içeri koştum. Batıya girdim. Tek başımayım. Biletimin zaten yerini bilmiyorum. Ama dedim ki ben nereye gidebilirim? Nerede güzel video çekebilirim? Baktım o sırada şey var işte. Batı 100. blok var. 100. blokta da işte ön tarafta tam kulübenin arkası oluyor. O ön tarafı ayrı. Orada işte futbolcu tanıdıkları. İşte eski futbolcular ya da bazı yedekler, kadro dışı olanlar işte Arda Turan falan orada izliyor maçı. Dedim en yakın oraya en yakın yere gideceğim. Böyle tık 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 aralardan geçiyorum falan. Bir de maç başlamaya yakın ya herkes doluşmuş böyle. Ben işte abi geçebilir miyim? Şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. En köşeye kadar gittim öyle. Şimdiden diyorum ki video çok kötü olacak. İşte videonun öncesinde hiçbir şey çekmemişim. Zaten video başlıyorum. Girişini yapıyorum. Direkt stadın içine geçiyorum falan. Normalde bizim o aralarda hep böyle bir vlogumsu şeylerimiz vardır. Onlar yok. Allah Allah sinirlendim ha. Bir de Galatasaray gol yemiş. Kalede çünkü İsmail Çipe var. Okaka şey attı böyle. Röveşata ile gol attı düşün yani. Ve yavaş vurmuştu gol olmuştu. Ben dedim ki tamam bu video var ya hani 20 bin izlense benim için şölen olur falan diyorum içimden. Çünkü o dönemlerde az izleniyorum. Ama şöyle güzellikler var. O durduğum yedek kulübesinin arkası kısmında Martin Linnes var. Eski futbolcumuz. Çok da severdik. Kuzey'in kralı derdik. Şimdi Trabzonsporlar diyor Kuzey'in kralı da. Harbiden Martin Linnes ve eşi var orada. Neyse ilk yarı bitti. Ya ilk yarı aslında çok sıradan geçti. Orada bir tane abiyle tanışmıştık. Hatta bayağı biz sayıyoruz, sövüyoruz. Bu nasıl takım oldu? Atıyoruz. 1-0'da gerideyiz bu arada. Kalede yine İsmail Çipe var onu söyleyeyim de. İlk yarı bitti. Martin Linnes tribünden hani şeye gidiyor. Büfeye gidiyor böyle çay mayım artık aldık ne alacaksa. Tam oradayken benim yanımdan geçecek. Ben çünkü en sağdayım o aradaki koridor var. Merdivenin oradayım. Martin geliyor dedim ben. Hani video çekiyorum. Martin kan falan. Aklım o an bir anda hani fotoğraf çekileceğiz ya. Ben de video çekiyorum. Aklıma şey geldi dedim ki biz o zamanlar sağ bekimiz Yedlin. Çok şikayetçiyiz yani. Aşırı eleştirilen o dahi de. Ben de sevmiyordum açıkçası. Hemen aklım orada şey geldi. Yani böyle duruyoruz tamam mı Martin'le? Gülümsüyor o da. Ben dedim ben video çekmiyor muyum? Hadi fotoğrafı çektin eyvallah. Orada bir şey patlatayım dedim içimden. Direkt geldi dedim ki change to Yedlin dedim. Yani Yedlin'le gel yer değiştir anladın mı hazır buradayken falan. O sırada tam ne oldu? Şimdi videoya da koyarım zaten. Özcan abi var orada tanıştığımız abi. Kafayı bir sokmuş Martin Linnes'in mimikleri görünmüyor. Ben tam Yedlin'le değiştir yer değiştir derken Yedlin orada bakıyor mu bakmıyor mu belli değil. Change Yedlin. Orada Özcan abi o kafayı sokmasa çok da güzel bir şey olurdu ama yine de güzeldi o. Güzel komik bir şey oldu falan diye düşünüyorum. Ne yapayım? Bak ilk defa Batı'ya gitmişim ya. Bu arada ilk defa değil. Nasıl söylediğime geldiğimde farklı şeyler de açacağım. Videoda ilk defa Batı'ya gittiğim için dedim ki bana dedim bazı malzemeler lazım. Gideyim yedek oyuncular ısınacak biraz sonra. Biliyorum devre arasında işte kenarda ısınıyorlar ve tam önümüzde. Orada birazcık çekim yapayım dedim. Şey yoktu yani gideyim onlarla kontak kurayım falan yoktu kafamda. Önce böyle sessiz hiç konuşmadan çektim birkaç defa. Çünkü çok dibimizdeler yani senle benim aramdan daha yakınız belki de. Bir önceki sezonlarda yani tam pandemide kapatılmadan önceki maçlarda sağ olsun yine Bayburtlu bir abi vardı. Onun kombinesi vardı Batı'da. Bana devretmişti ve iki maç devretmişti. O iki maçı da söyleyeyim. Kayseri Spor maçı bir de Gençler Birliği Spor maçı. Gençler Birliği maçını hiç unutmam 3-1 yenmiştik. Hatta o zaman da 30 tane falan şehitimiz vardı. Hani Allah tekrardan gani gani rahmet eylesin. Hiç unutmam o maçı yani. O maçta Gençler Birliği maçında bizim Onyekuru tekrardan geldi Galatasaray'a. Hani ikinci kere gelmişti Onyekuru. Ve ilk defa ısınmaya çıkacak orada. Ben tam da
benim önümden geçiyor. Ben ilk orada yani şundan bahsediyorum. Benim o zamanlarda da vardı böyle hani formam olmadı oyuncu forması böyle. Hani bir hep forma alma düşüncesi vardı bende. Diyordum ki ya belki bir forma verir, üstündeki formayı verir, giyerim. Belki videoya çekerim falan bunu falan yapıyordum. Onyekuru geldi ısınmaya dakika 70'te falan girecek hani. Fatih Hoca alacak onu. Baktım Onyekuru önünden geçiyor. Henry, Henry falan onları da koyarım yine. Henry! We miss you! Herkes gerçeği yapıyor yani. Gidiyor bağırıyor oyuncular ama ben en azından oyuncuyu nasıl çağıracağımı biliyordum. Onyekuru'yu da çağırdıklarında çok şey gelmedi. Ben öyle bir çağırdım ki direkt geldi mesela fotoğraf çekilme. Benden gelince diğerleriyle de çekilmek zorunda kaldı. Devre arasında indim bir tane abi var. Mustafa ya Allah ya Allah bismillah Allahu ekber diye bağırıyor tamam mı? Çok da komik bir sesi var yani. Mustafa! Ya Allah bismillah! Ama abi yırtınıyor. Mustafa Mehmet hiç dönmüyor falan. Düşünüyorum ben şimdi bunlara ne desem bana dönüp de bakarlar falan diyorum. Ama orada geldi. En başta anlattığım. Ya Mustafa ya Mustafa ve kendisinin gol müziğiydi ya. Dedim ben bu şarkıyı ezbere biliyorum. Her zaman söylüyorum dedi. İş yerinde çalışırken işte evde boş kaldım da falan. Dedim şunu bir söyleyeyim. Çünkü anlamını da biliyorum ya. Seni seviyorum ya Mustafa falan. Abi bir başladım orada. Ya Mustafa ya Mustafa. Ene muhabbet ya Mustafa. O an aklımdan geçen oydu. Bu arada doğru telaffuzu öyle değilmiş. Sonra hani Arapçayı bilenler beni linçledi falan. Sen normalde seni sevmiyorum demişsin falan. Abicim ben zaten bilmiyorum. Orada aklımda kalan mırıldanıyorum. Ama önemli olan neydi? Mustafa Muhammed'in o an onu anlamasıydı. İyi bir niyetle anlamasıydı. Ve duyar duymaz hani ısındığında şöyle bir döndü şu şekilde baktı böyle. Sonra işte kafayı çevirdi gülümsedi tamam mı? Ben hala devam ediyorum. De ene muhabbet ya Mustafa diye. Sonra döndü şunu yaptı şöyle. Selam verdi şu şekilde. Oğlum kalbim tok 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 böyle olmaya başladı. Aa çok garip bir andı ya. Adam dönmüş böyle sana şey yapıyor. Neyse ben onu söyledikten sonra hemen bir heyecan böyle arttı. Kalbim çok hızlı atmaya başladı. Dedim ki bir fotoğraf çekilelim gelsin. Gelmedi abi. Yani Mustafa Muhammed yanımıza gelmedi. Forma vermedi Ahmet yani. Bunlardan dolayı da gerçekten üzgünüm. Böyle bir güzel an yaşandı. Ama kanka bak ben o dönemler hiç şey düşünmüyorum ha. Bu çok fena bir sükse yaratır diye hiç düşünmedim. İkinci yarı başladı. Mustafa Muhammed dakika 80'lere doğru kornerden gelen topa kafayı koydu şöyle. Gol oldu. Ben işte deli gibi seviniyorum falan. Orada dedim ki o anı geldi aklıma. Dedim abi dedim. Özcan abi diyorum. Abi dedim ben devre arasında indim. Mustafa Muhammed'e şarkı söyledim dedim. Döndü bana gülümsedi falan selam verdi. Attı dedim Mustafa ye yeah! falan böyle deliriyorum ama tamam mı? Devre arasında şarkı söyledim şarkı videoda göründü. Attı Mustafa. İşte bu. O sıra yine olaylar bitmedi. Bak Martin Linnes, Mustafa Muhammed, Mustafa Muhammed'in gol atması. Olaylar yine bitmedi. Bak Başakşehir maçı çok bereketli bir maçtı. Patrick Van Aanholt oyundan çıkarttılar. Yedek kulübesinin yan tarafına geçti. Hani yedek kulübesinin içine oturmadı. Görüyorum ben onu. Böyle bana doğru döndü tamam mı? Tribüne bakıyordu yani birini arar gibi. Ben de şey yaptım. Patrick forma falan elimde böyle yapıyorum. Bana baktığını net gördüm. Sonra birine daha baktı. Böyle az bir şey yanımdaydı yani. Şöyle 1-2 metre falan. Sonra işte maç sonu gibi bir hareket yaptı tamam mı? Ben de dedim ki maç sonu giderim dedim dibine. Belki bana verir. Bir ümitlendim. Bana da bakmıştı orada tamam mı? Birine daha baktı ama bana da baktı. Abi neyse maç sonu oldu Patrick geldi. Ben dibine kadar indim onun da videosu var zaten. Bayağı izlendi shorts'ta yine. Patrick I don't tape bro. Tape falan diyorum yani çok da İngilizcem yok. I don't tape'ine ben sahip değilim demek yani. Ben de yok falan bunu gösteriyorum işte böyle. Forma yok forma. Ne formaya geldi şöyle elimi de uzattım hani bana verir misin der gibi. Böyle bir hareket yaptı hani formayı çekti böyle. Hani yüzümüze bile bakmadı açıkçası bak Ahmet abi. Yüzüme bile bakmadı. Çekti şöyle geldi yanımdakine verdi. Sonra ben böyle moralim bozuldu. Direkt döndü gitti ya. Bayağı moralim bozuldu hatta. Yani o maçtan çıktık böyle. Emre abi falan var. Onlarla birlikte dönüyoruz. Stada gelmişlerdi onlar da. Birlikte izlememize rağmen. Onlarla buluştum. Eve döneceğiz. İşte bana diyorlar hani maç nasıldı falan. Dedim abi moralim bozuk falan. Hiçbir şeyden bahsetmiyorum işte. Ben Mustafa Muhammed'e şarkı söyledim. Böyle bir şeyler oldu. Çünkü o an modum öyle bir düştü ki. O formayı vermeyince. Daha dedim ulan dedim. Adam elimden çekti falan böyle hani vermedi falan. Hani en azından vermiyorsa bile hani. İşaret etse şuna vereceğim işte selam falan filan yapsa ben yine okey. Ben de moral bozuk bozuk eve gittim. Yani maç günü bu şekilde geçti Ahmet kardeşim. Maçtan sonra ne oldu? Maçtan sonra vallahi hiç hayal etmediğimiz şeyler oldu. Birçok insanın bizi tanımasına vesile olan o video YouTube'a yüklendi. Saat gece vaktiydi. Ben hatta eve gittiğimde dedim ya Mustafa Muhammed arka videosunu bir izleyeyim dedim böyle. Ben bu videoyu atarsam uçar düşüncesi yok. Ki öyle olsaydı zaten o videoyu ben free clip yani ücretsiz kullanması için herkese kamu hizmeti, amme hizmeti gibi paylaşmaz. Logomu vesaire koyardım yani. Çünkü ben bu videoyu gideyim paylaşayım. Ve stat vlogları normalde işte gece atardım yani. Ne zaman biterse saat 5-6 falan. Şu an tabii bir sonraki günün artık 6'sında akşam 6'da atıyoruz ama o zamanlar kafama göreydi. Ne zamanki ben videoyu bitirirsem editini o zaman paylaşıyordum. Ama edit bitmeden önce dedim ki ben
bu Mustafa Muhammed'e yaptığım kesiti YouTube'da paylaşayım. Bir anda, bir saat içinde hepsini geçti, böyle yorumlar akıyor deli gibi. Mustafa Muhammed'e zehri salmışsın, büyü yapmışsın, işte senin sayende attı golü, işte gol attıktan sonra çıldırdı meğersem bu çocuğun söylediği şarkıdan dolayıymış, helal olsun sana, abone oluyorum falan. Abi dedim, ne oluyor? Ne oluyor yani? Hemen normal videoyu editlemeye başladım tabii. Saat oldu 2-3 falan ama hani öyle bir beklemediğim reaksiyon aldım ki. Videoyu editliyorum, duruyorum, telefondan giriyorum, bakıyorum ne kadar izlenmiş falan. Video işte Mustafa Muhammed kesildi sadece. Abi sabah uyanmaz olaydık. Sabah bir uyandım. Yani herkes bana diyor ki senin videon, senin sesin şu paylaşmış, bu paylaşmış. Yani manyak bir sükse yaratmış. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Daha önce hiçbir video öyle viral olabilecek derecede izlenmemiş. Ve kendi çapımda böyle eğlencesine videolar atıyorum. O bir mesela benim için çok büyük bir şeydi yani. Bir sürü insanın, hiç tanımadığım insanların bir anda o videoyu izlemesi, abonemin bir anda artması falan mükemmel bir şeydi. Ha ondan önce bu arada izlenen bir videom vardı. Ben az önce onu unuttum. Marsilya videosuydu. Ama yine böyle bir sükse almadı. Mustafa Muhammed videosuyla böyle şöyle şöyle giden grafik bir anda şöyle oldu bak. Hani uçtu yani. Bir gecede 150 bin falan izlendi o video. Bak geceden sabaha bahsediyorum. Geceden sabaha. Normalde YouTube'da gece kimse video izlemez yani. Ve tatil falan değildi. Hafta içiydi o zaman. Ve diğer günü bir uyandık abi. Bir baktım TikTok'ta mesela birisi o videonun aynısını almış. Ufak bir edit yapmış. 1 milyon izlenmiş. Bak geceden sabaha. Benim videom hala 150 bin falan yani. 1 milyon izlenmiş TikTok'ta. İşte bir sürü spor sayfası. Şimdi isimlerini vermeyeceğim ama birçoğumuzun takip ettiği Instagram'daki spor sayfaları paylaşmış ve ne bir etiket var ne bir şey var. Yani ben buna çok rahatsız olmuştum zaten. Ondan biraz sonra bahsedeceğim de. Önce hani o tatlı kısmından bahsediyorum. Yani herkes senin o sesini dinlemiş. Herkes, çünkü herkes diyorum çünkü yorumlara bakıyorum mesela. Ya Beşiktaşlıyım ama bu adama acayip bir sempati duyuyorum. Fenerbahçeliyim ama Mustafa Muhammed'i seviyorum. İşte çok güzel video. Böyle herkes bir mutlu yorumlar atıyor falan. Anlatılmaz bir duyguydu yani. Yemin ediyorum o an böyle sürekli bana bir mesaj atıyor. İşte kardeşim sen misin o? Yani acayip bir mutlu olmuştum yani. Acayip yükselmiştim falan. Sonra tabii biraz daha işin acılı kısmına geldik. Acılı kısmı da şu ki benim videomu hiçbir böyle etiket atmadan, hiçbir şeyini söylemeden paylaşanlar vardı ve acayip derecede benim 5 katım, 10 katım izlenmeler diyorum ya, TikTok'ta çocuk geceden sabah 1 milyon izlenmiş. Benim videom daha hani YouTube'da bir 150 bin falan yani. Tamam benim için çok yüksek. Benim o anki kanalım için. Ama genel manada baktığında yani tüm takipçiler onu o kazanmış oldu mesela. O çocuk falan. Hani ve ben buna rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü bir sürü sayfa var ve hani yakın arkadaşlarım falan şey diyor. Kanka bunları bir şekilde kaldırtamaz mısın? Şimdi bende de o sıra şey pişmanlığı var. Diyorum ki yani birazcık hata bende diyorum. Ben orada ne yüzüm görünüyordu ne ismimi söylüyordum. Sadece Mustafa Muhammed'e şarkı söylediğim kısım bitiş. Mustafa Muhammed'in dönüşü bitiş. Ne bir yere ismimi yazmışım ne bir şey. Video zaten dümdüz. Bu videoda kimse demez ki ha bu Bilal'miş dur takip edeyim. Ha bu çocuğun videosuymuş falan. Şimdi alıp da etiket atmayanlara kızıyorum ama birçoğu da diyor ki ben bu videoyu zaten Twitter'da gördüm. Şurada gördüm, burada gördüm diyor. Onlara da bir şey diyemem. Hata diyordum hep bende. O yüzden ben saldım. Kim paylaşıyorsa paylaşsın. Hani yapacak bir şey yok. Bizden gitti falan. Psikolojik olarak çok delirmeye başladım yani lan. Bir tane çocuk mesela benim videoyu altmış ya Mustafa'yı. Bayağı da bir etkileşim kasmış. Böyle 20 bin like, 30 bin like falan. Yorumda işte şey yazmış. Arkadaşlar çok sormuşsunuz. Evet şarkıyı söyleyen benim falan. Hani ben bunu gördüm. Şok oldum lan. Ne oluyor oğlum? Yani şöyle bir şey var. Hani belli, anladın mı? Bu çocuğun ufak yaşlı olduğu belli. Sonra ben telif muhabbetleriyle uğraşmaya başladım. Nasıl telif atarım ben bunları öğreniyorum falan. Takır takır Instagram olsun, TikTok olsun, YouTube'da paylaşanlar vardı. Onlar zaten otomatik olarak kaldırılıyordu. Takır takır hepsine telifimizi gönderdik. Yani şöyle telif gönderdik bu arada. İlk yazdığım şey hep şuydu. Kardeşim bu video bana ait. Rica etsem hani etiket atar mısın? Çünkü ben söylüyorum. Videon çok izlenmiş. Benden daha çok izlenmiş. İşte bana da takipçi gelsin. Çünkü insanlar merak eder abi açıkçası. Ben öyle bir şey görsem derim ki lan bu deli kim derim. Hani makarasına derim ki bu deli kim, dur takip edeyim. Şimdi etiket atar mısın doğru düzgün bir şekilde? Cevap vermiyor. Öylesine ne yapacaksın baba? Telefini göndereceksin. Ondan sonra bir iki saat sonra videosu kaldırılıyordu. Sonra işte bana şey yazıyor. Ya sizin gibiler olduğu sürece hiçbir şey olmaz falan. Kanka ne alaka, sen benim videomu hiç izin almadan paylaşıyorsun. Sana diyorum ki etiket at, cevap vermiyorsun, mesajıma bakmıyorsun. Sonra videon kaldırılınca bana diyorsun ki sizin gibiler olduktan sonra iş büyümez. Ben sonuç olarak stat vlogu çekmeye devam edeceğim. En azından insanlar benim varlığımdan haberdar olsun. Çünkü o zamanlar kanalın abonesi 1000 bile değil. Zaten birçok kişi de beni o videodan sonra tanıdı. Yani şu an şurada sorsak 25 bin kişiyiz kanalda. 25 binin %80'i eminim ki o olaydan sonra beni tanımaya başladı. Bu işin devamında ben sadece tek bir şey istiyordum. O da Mustafa Muhammed'le kontak kurmak. Yani en azından
hani bir formasını almak, ne bileyim bir mesaj yazması, hani thank you falan, hani Arapça da olur, hani şükran falan yazması. Tek isteğim buydu ve bunun için belli çalışmalar yaptım abi. Mustafa Muhammed'in kuzenine yazdı. Erkek bir kuzeni vardı, görüldü attı. Eşi mesela bizim videoyu görmüştü, ona yazdı. Bazı fan sayfaları zaten hani vardı Mustafa Muhammed'e. Eşi falan takip ediyor, işte Mustafa Muhammed kendi takip ediyor. Onlara daha önce DM atmış, onlara diyorum ki işte caizsen böyle bir şey söyler misiniz onlara falan. Hani gerçekten çok seviyorum, o şarkı söyleyen bendim. En azından bir teşekkür mesajı ya da ne bileyim bir forma alabilir miyim falan. Ya da Mustafa ile bir fotoğraf çekilebilir miyiz bir gün Florya'da falan, bu tarz şeylerde isteklerde bulunuyorum. Ama abi hiçbir dönüş olmadı. Ya moralimi çok bozdu bu. Özellikle mesela Mustafa Muhammed'e bir sonraki hafta gittim, dedim ki hani Mustafa mi bendim falan, hani şarkıyı söyleyen falan özellikle bağırıyorum. Böyle maçta da bir dönüş yapmadı. Hani gelip bir en azından fotoğraf çekilmesini isterdim yani. Bunlar olmayınca benim iyice modum düştü. O şarkıyı söylediğimizle kaldı. Tamam, o güzel bir anda dedik ve geçti gitti. Kayseri maçında. Bir bakıyorum bizim haricimizde Mustafa Muhammed'e ya Mustafa ya Mustafa diye şarkı söyleyenler, bağıranlar, seslenenler var. Ve bu beni çok garip bir mutluluğa eriştirmişti. Yani bir akım başlatmıştık adeta, anladın mı? Efe'ne diyordum baksana oğlum adamlar onu söylüyor falan. Sonra yanlarına gidip işte bendim o falan deyip beraber birlikte bağırarak söylemiştik falan. Yani o çok güzel bir andı. Yani insanlar bana sürekli diyor ki işte git aşağıya oyunculara sataş, laf söyle, bağır falan filan. Abi ben normalde böyle bir insan değilim ki. Ben yani o muhabbetlerden sonra daha var ya Batı'ya gittiğimde bile aşağı inip böyle oyuncuların yanına gitmedim. Yani sürekli bunları yapan bir mizacım yok. Biz normal işimize devam ettik. Yeri geldi Kuzey Tribünü'ne gittik. Tribünde bestelerimizi söyledik. Yeri geldi yine Batı'da Son Fernandez paranoyasındaki gibi kafayı yedik, çıldırdık. Yani gerçekten stadyumlarda farklı olaylar olabiliyor. Şimdi buradan geri dönüp geçmiş 6-7 aya baktığımda bazen diyorum ki ne güzel işler yapmışız. Bazen de diyorum ki şunu yapmasaydık keşke daha da iyi olabilirdi falan. Tabii ki de bunlar bize büyük bir olgunluk kattı yani. Özellikle bana. Şöyle detaylayacağım. Bir dahaki sezon başlamadan önce, şu an yaz sezonunda böyle video çektiğimiz için söylüyorum. Yani her gece şunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon benim için giriş aşamasıydı gerçekten bu kanal için. Ve olgunlaşma aşamasıydı. Artık neyi, nerede, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ve bir sonraki sezon içinde gerçekten çok heyecanlı ve ümitliyim yani. İnşallah bu kanalın bir sonraki sezon hak ettiği yeri göreceğini, hatta belki daha da üstünü göreceğini düşünüyorum. Yani Mustafa Muhammed'in hikayesi. Bunu böyle bir hikaye, röportaj tarzında, işte bir belgesel gibi oturup sizle sohbet, ikili sohbet şeklinde konuşmayı çok istiyordum. Yapabildiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık 40 dakikalık bir kayıt aldık herhalde, 40-50 dakikalık. Bunu artık editleyerek nereye kadar indirgeriz bilmiyorum. Bugün buraya gelip de ben de video çeken Efan kardeşimize, başta kameramanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten de rejimiz Ahmet'e çok teşekkürler kardeşim, sana çok teşekkür ederim gelip sorularınla benimle ikili sohbet halinde olduğun için. Ayrıyeten de videoyu izleyen sizlere de çok teşekkürler. Hiç söylemedim video boyunca ama videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Umarım güzel bir zaman geçirmişsinizdir bu videoda. Ya Mustafa'yı da artık bu şekilde kapatıyoruz. Mustafa Muhammed de gideceği takımda inşallah başarılı olur. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanala da hala abone değilseniz, zaten buraya kadar izlediyseniz abonesinizdir herhalde. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yazın ya, böyle güzel bir yorum atabilirsiniz. Ayrıyeten de Instagram hesabım da şu an ekranda. Instagram'ı da şöyle bir 10K yapalım da short linki falan vereyim yani. Hoşçakalın arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. Ya Mustafa 4 diye. Bilal son kez ya Mustafa desene. Ya Mustafa'yı mı? Son aynen. Kez söylüyorum. Ya Mustafa, ya Mustafa, en ama ya Mustafa.